orada biri var. Kim var orada? Oraya gelirsem karışma bana. Hadi oradan pis yalancı. Seni seviyorum. Güzel söz söylersen cevabını da güzel alırsın. Sen şu balığımı versene. Niye attın lan, niye attın? Sen görürsün gönlüm. Dur abi yapma. Bir daha yapmayacağım. Ömer! Hasan! Dodoruk bu. Çabuk buraya gelin. Bırak. Kalk ayağa çabuk. Seni babama söyleyeceğim. Görürsün sen. Seni. Şu tozları silkeleyin. Hadi çabuk. Yaramazlar sizi. Al bakalım şu oltanı. Baba mı gönderdi seni? He. Eyvah. Buraya geldiğimizi biliyor mu? Nereye gittiğinizi duymuş. Ha, ben söylemedim. Yandık Hasan, bu sefer falakaya yatırır. Dadı! Efendim bey. Çocuklar iki gün dışarı çıkmayacak. Baş üstüne beyim. Hadi bakalım doğru yukarı. Hakkınızda şikayet duymayacağım. Anlaşıldı mı? Ömer? Evet anladım baba. Hadi bakalım. Dadaru. Dadaru. Buyur beyim. İznini kaldırdım. Beyim vallahi benim haberim yoktu. Ben onları bostan sulamaya yollamıştım. Onlar kaçıp dere başına gitti. Mazeret yok Dadaru. Mazeret yok. Vay canına doluymuş. İçinde mermi var. Ömer abi bir sefer de ben yapayım. Olmaz sen anlamazsın. Hadi Ömer abi ne olur. Çek elini bak tüfek patlayacak. Ne olur bir bak, sefer. Patlayacak dedim hadi. Sana. Hadi. Çek sen elini. Durun bakayım ne yapıyorsunuz siz? Hiç duracağınız yok. Bu çocuğu da hep sen ayartıyorsun. Ne yaptık ki? Bir daha alırsan babana söyleyeceğim bilmiş ol. Haylazlık yapacağınıza kitap okuyun. Kitap okuyun. Abi annem ne zaman gelecek? Bilmem. Bugün mü desem, yarın mı desem? Bastır bir Mecidi'ye bakayım. Thank you.
Bak bak. Hadi iyisin iyisin. Annem geldi. Ya. Yine gidecekmiş. Annem seni çağırıyor. Hadi gidelim. Ömrü çok olsun, kolay kolay kan dökmez. Yok hatun, bu sefer iş başka. Yunan çetelerinin arkasında İngiliz gavuru var. İngilizler her seferinde hep başkalarını kullanan kurnaz bir millettir. Geçen seneki Ermeni baskınlarının ardında da İngilizler vardı ya. Savaş çıkmadan şu olanı askeri rüştiyeye yazdıracağım. Bey, bu çocuğu da kendin gibi zabit mi yetiştireceğim? Ne var ki benim halimde? Devleti Ali Osmaniye'nin iaşeyi mahsusatıyla geçinip gidiyoruz. Devletimizin her türlü umumi ve hususi nimetlerinden en çok askeriye yararlanıyor. Bey, bu Ömer maşallah çok akıllı. Onu serbest, düzgün bir okula yazdıralım diyorum. La havle ve la kuvvete. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Hoş bulduk Dadaru, hoş bulduk. İyisinizdir inşallah. Şükürler olsun. Senin sandık kulübenin önünde. Sağ olun efendim, sağ olun. Allah tuttuğunuzu altın etsin. Yarın İstanbul'a geri döneceğim. Çocuklara iyi göz kulak ol. Tek başlarını ata bindirme. Hiç merakınız olmasın efendim, gözüm üstlerinde alimallah. Hocam, vahid sayıda birdir. Çokluk içinde kullanılan sayılardan biridir. Mesela, vahid isimlerin başında sıfat olarak kullanıldığı halde ehad kullanılmaz. Çünkü ehad eşi ve benzeri olmayan birdir. İhlas suresi Yüce Allah'ı tanıtmaktadır. Mesela buradaki Samed'in anlamı... Tamam tamam anlaşıldı.
Sen bu işi öğrenmişsin. Hasan sen söyle bakalım. Hangi vaktin ezanı değişik okunur? Sabah ezanı. Hı hı. Sabah ezanında namaz uykudan hayırlıdır deniyor. Niye? Bilmem. Sen biliyor musun Ömer? Unuttum. Çocuklar, sabah ezanı okunduğunda nerede bulunuyorsunuz? Yatakta. Yani uykudasınız. Evet. Tabii uykudan kalkmak zor. Çok zor. İşte çocuklar, sabah namazı Allah'la uyku arasında bir tercih yapmayı beraberinde getiren bir hususiyete sahiptir. Bazı hadislerde de sabah namazını kılmamak münafıklığın alameti olarak belirtilmiştir. Ya ben bundan sonra hep kalkacağım. Ben de kalkacağım. Sen zor kalkarsın. Ya her şeyi zaten sen yaparsın. Ömer, bak kardeşin senden daha küçük. Neden onu kırıyorsun? Kardeşinle güzellikle konuşmalısın yavrum. Onun kafası çalışmaz. Bak Ömer, bildiklerini anlatırken de böbürlenmemelisin. Herkesten fazla bilgi sahibi olabilirsin. Bazı kabiliyetlerinin olması insanları hor ve küçük görmeni gerektirmez. Biliyor da ne oluyor? Hasan, söz arasına girmek ayıptır yavrum. Ne diyordum? Her insanda ayrı ve değişik kabiliyetler vardır. Her şeyiyle mükemmel bir insan olamaz. Bizlerin yapması gereken doğruyu ve iyiyi bulmak için çalışmaktır. Kötü ve yanlış olan taraflarımızı düzeltmektir. Yoksa alışkanlıklarımızın kölesi olmaktan kurtulamayız. Allah'a teslim olmak ancak kötü alışkanlıklardan nefsimizi kurtarmakla mümkündür. Kendi nefsinizde uygulamadığınız hiçbir şeyi başkasından beklemeye hakkımız yok. Yapamazsın. Niçin? Daha küçüksün de ondan. Yapacağım. Büyü de öyle. Ne vakit? Boyun at kadar olduğu vakit. O zaman tayları tamar edeyim. Yo, onlara hiç yaklaşmamalısın. Çok huysuzlanırlar. Daha tımara alışık değiller. Peki atlar tımardan hoşlanıyor mu? Tabii. Nasıl anlıyorsun? Kulaklarını kısıp oynatırlar, kuyruklarını sallarlar. Ne olur da Daru amca birazcık. Gel bakalım. Hadi al bakalım, al. Kuyruğunu sallıyor mu? Sallıyor, sallıyor. Hiç göremiyorum. Gel, gel bakalım, yeter. Hadi. Atı huysuzlaştırmayalım, sonra yine yaparsın. Ha? Müslümanlar tabiatı korur Ömer. Atalarımız yaş kesen baş keser derler. Havayı, suyu, toprağı Allah bize emanet etmiştir. Onları kirletip bozarsak başka insanların da hakkına geçmiş oluruz. Dadaro amca, sen bunları nasıl öğrendin?
Bana rahmetli babam hep anlatırdı. Okur yazarlığı da yoktu rahmetlinin. Anladın mı? Ama babam bize hiç böyle şeyler anlatmıyor. Onu bunu yapma diyor. Bak Ömer, baban akıllı adamdır. Tahsil yapmış, zabit olmuştur. Ama babam bize hep ceza veriyor. O sizin iyi yetişmeniz için uğraşıyor. Yoksa hep haylaz çocuklar olursunuz. Öyle değil mi? He? Kötü alışkanlıklar edinirsiniz. Haylaz çocuklar olursunuz. Dadoru amca, sen babamdan daha akıllısın. O ne demek Ömer? İnsan babası için böyle konuşmaz. Bak, benim okur yazarlığım bile yok. Ama sen sigara içmiyorsun. Babam içiyor. Hasan! Hasan! Kuyunun başından çekil. Sonra içine düşersin. Kuyu derin. Üzülme Hasan. Başka karpuz seçersin. İsraf etmeyelim. Beraber halledelim. Al. Çok güzel karpuzdu. Ömer abim için seçmiştim. Ömer abini çok mu seviyorsun? Çok. Yine seçersin. Tarla karpuz dolu. Demek ki bu bizim kısmetimizmiş. Dadoru amca, ben annemi de çok seviyorum ama... ...o hep bizi bırakıp İstanbul'a gidiyor. Annen de seni çok seviyor Hasan. Annenin ailesi hep İstanbul'da. Baban da yakında Yunan cephesine gidecek. Biz burada Ömer abin, dadı ve senle yalnız kalacağız. O zaman hep dereye balık tutmaya gideriz. Tabii.
Ömer abim de gelir. Dadaro. Buyur bey. Gel buraya. Bunu kim yaptı? Annem gittikten sonra. Peki Dadaruha niçin haber vermedin? Dadaru uyuyordu. Hasan sessizce kulübeye girdi, sandıktan kaşığı aldı. Sonra? Sonra da yalan taşını da kırdı. Çağır şunu bakayım. Babam Hasan'ı çağırıyor. Hasan! Buyur dede. Gel oğlum, baban seni çağırıyor. Babam. Eğer yalan söylersen döverim seni. Söylemem. Pekala. Bu kaşağıyı niye kırdın? Ben kırmadım. Yalan söyleme diyorum. Ben kırmadım. Doğru söyle. Kızmayacağım. Yalan söylemek çok kötü bir şeydir. Hayır, ben kırmadım. Benim haberim yok. Utanmaz yalancı! Dadaruh, bunu eve götür. Bir daha dışarı çıkmayacak. Dadıyla oturacak. Hoş bulduk. Hoş geldiniz beyim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Dadar. Şunu kulübeye götürüver. Çok akıllı oğlum. Hasan nerede? Hasan cezalı. Ne cezası? Babam ona ceza verdi. Evden dışarı çıkamıyor. Bey, ne cezası bu? Yalan söyledi. Thank you.
Nasılsın yavrum? Bak sana ne getirdim. Ahıra korkmadan inersin artık. Ona ahır yasak. Bey, niye yalan söylesin? Bizim çocuklar ne zaman yalan söyledi ha? Belki aptal da ruh atlara çiğnetmiştir. Hatun, bu çocuk yalan söyledi. Ve de cezasını çekecek. Bey, Allah aşkına, bu ne biçim ceza? Çocuklar 3 aydır içeride mahpus. Veren mi edeceksin çocuğu? Bak hatun, senin bu işlere aklın yetmez. Niçin askeriyede işler tıkır tıkır yürüyor? Biliyor musun? Ceza, ceza, ceza. Suçu önlemenin tek çaresi cezadır. İnsanlar cezalarla ıslah edilir. Aklınız fikriniz cezalandırmakta. Suçun sebeplerine çare bulmak neden hiç aklınıza gelmez? Buzağlar büyüdü mü? Hı hı. Hele kara benekli göreceksin. Gözleri şişiş kocaman. Beni hep tanıyor. Ya atları tek biniyor musun? Tabii. Hem üstüne çıkmadan tımar bile yapıyorum. Tıkı 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 tık. Seninki kulaklarını kısıp böyle böyle oynatıyor. Kuyruğunu da sallıyor. Nefes al bakalım. Şimdi ağzını aç. Biraz gelir misiniz? Kuş balası. Evet, difteri. Tansiyonu çok düşük. Nabız düzensiz. Elimizde difteri serumu yok. Hastalık bulaşıcıdır. Bu odaya kimse girmesin. Ya abisi bu odada yanında kalıyor. Yataktaki çocuk mu? Evet. Olmaz. Yatağını hemen ayırın. Bilhassa çocuklara daha çabuk geçer. Bey, Hasan iyi oluncaya kadar bu odaya girmeni yasakladı. Hadi bakalım. Şimdi dadının yanına git. Ne var? Ben Hasan'ın yanına gideceğim.
Niçin? Babama bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Kaşağıyı ben kırmıştım. Hangi kaşağıyı? Geçen seneki. Hani babamın Hasan'ı dövdü. Babama söylersen belki Hasan da duyar. Belki beni affeder. Yarın söylersin. Hayır, şimdi gideceğim. Şimdi baban uyuyor. Yarın sabah söylersin. Hem Hasan'ın odasında uyuyor. Kardeşin çok hasta. Onu da uyandırma. Ama ben... Tamam, hadi yat. Yarın onu öpersin, ağlarsın, seni affeder. Peki. Ah.